Bakın değerli arkadaşlarım, bir ülkenin rejimini o ülkenin tarihi koşulları belirler ve sosyolojik koşulları belirler. Mesela Amerika'da başkanlık sistemi vardır. Neden? Eyaletler var. En zayıf halka kimdir? En zayıf halka başkandır. Başkan büyükelçi bile tayin edemez. Öyle bir yetkisi de yoktur. Ama doğan bir hukuki boşluk olursa her eyaletin ayrı parlamentosu vardır. Her eyalet ayrı kanun çıkarır. Bazı eyaletlerde örneğin idam serbesttir, bazı eyaletlerde idam yasaktır. Şimdi Türkiye başkanlık sistemine geçecek deniyor. Hangi başkanlık? Bölünen bir Türkiye mi, üniter yapısı olan bir Türkiye mi? Önce buna karar vermek durumundayız. Biz üniter yapıdan yanayız. Türkiye'nin bölünmesini istemiyoruz. Ayrışmasını istemiyoruz. Kavgayı da istemiyoruz. Terör de istemiyoruz. Ama Türkiye'nin birlik ve bütünlük içinde yoluna devam etmesi lazım. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte tartışmalar nereye gider, ne olur, ne biter bilmiyorum. Ama hepimizin bilmesi gereken bir şey var. Biz kendi ülkemizde terörün olmadığı, düşünceyi açıklama özgürlüğünün olduğu, herkesin insanca yaşadığı bir Türkiye'yi kurmak istiyoruz. Düşüncelerimiz farklı olabilir, dünyaya bakışımız farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir. Bütün farklılıkları bu ülkenin zenginliği olarak görüp hep birlikte yaşayabiliriz. Türkiye hepimize yeter. Barış içinde, huzur içinde yaşayabiliriz. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakabiliriz. Bırakmak zorundayız. Bakın bizim sorumluluğumuz, sizin sorumluluğunuz, hepimizin sorumluluğu fazla. Ülkemize karşı sorumluluğumuz var. Ve daha da önemlisi çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Babalarımız bize şöyle veya böyle bir Türkiye bıraktı. Biz çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Ki o zaman anne olarak, baba olarak, muhtar olarak, milletvekili olarak, hakim olarak, savcı olarak, kaymakam olarak, doktor olarak görevimizi yapmış olalım. Eğer biz bu görevimizi yaparsak Türkiye'yi hem kendi bölgesinde hem bütün dünyada saygın hale getirmiş oluruz. Saygın bir Türkiye umuduyla hepinize selamlar, saygılar sunuyorum.